bu gece son. Biraz sonra. Evet. Mert, Meryem, sizin adınıza çok sevindim. Umarım hep mutlu olursunuz. Çok teşekkür ederiz Ateş Bey. Sağ olun. Ama biz özleyeceğiz sizi. Gelirim. Yakup. Yolunuz açık olsun Ateş. Çok sağ ol. Barış, kolay gelsin sana. Biraz zor biri. Evet, biliyorum. Neyse. İlter. Can dostum. Özleyeceğim seni. Kendine iyi bak, tamam mı? Siz de iyi bakın efendim. Ben her zaman buradayım, biliyorsunuz. Ayrıca sizin geri döneceğinize de inanıyorum. Ya merak etme, başım sıkışırsa zaten öleceğim seni. Ben sizi havaalanına bırakayım. Yok yok, hiç gerek yok. Yani vedayı bu kadar büyütmeyin. Ben bunu bir veda olarak kabul edemiyorum Ateş Bey. Mert, enişte ne oluyorum lan? Nasıl yani? Yakında Malatya yolcusuyum ben de. Teyzen hanımefendiyle. Meryem? Ya ne indi sen? Bakma buna, saçmalıyor. Yanlış görmüyor musun tipini? Yok, ben anlayamadım Yakup abi. Oğlum, ben enişte ne oluyorum diyorum ama sen ne anlamıyorsun? Şut şu dilim. Ne saçmalıyor? Gel, ben sana ilgini çekecek bir şey soracağım. Ne? Paraları böldük. Öyle mi? Aynen, her şeyi hallettik. Al paranı. Malatya'ya mı gidiyorsun? Dünyanın öbür ucuna mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Çok iyi yaptınız valla. Zaten paraya ihtiyacım vardı. Düğün yapacağım lan, düğün. Düğün ne yapacağım. Ne diyor bu ya? Bir şey demiyor. O sen ne bakıyorsun lan, ona? Biz ne zamandır yaptık? Enişten olacağım lan. Ya. Enişten, enişten. Yakup abi ya. Mert, beraber gidiyoruz ha Malatya'ya. Tamam, unutma. Ya. Çok güzel. Ay dostum, son 10 dakika. Of Fey, yeter ya. Şu an oyun saati farkındaysanız, hani bir rahat mı bıraksanız? Ya yoksa gene kapı kilitleyecekler size odaya. Çocuklar, bakın en sevdiğiniz pastadan aldım. Berit! Yalnız şu an tatlı saati değil. Zaten tatlı yemelerini de çok doğru bulmuyorum. Size soran oldu mu? Adamı bir tek bu anlarda seviyorum. Hala, sen niye geldin? Umut'cum, mutfakta konuşalım mı? Geliyorum hemen. Tabii, olur. Senin yaptığını biliyorum küçük cadı. Neyi hala? Evime girip ne aldığını gayet iyi biliyorsun sen. Ama yanlış tarafı oynuyorsun Ulgaz'cığım. Mahkeme sizi bize verdiği zaman kimin iyi, kimin kötü olduğunu gayet iyi göreceksin. Başına neler geleceğini düşün artık sen. Yemenin ne planlıyor bu ya? Umut, Umut. Allah, sen ne yapıyorsun ya? Ha? Ya Ateş haklıymış ha. Sen gerçekten bu kadar kötü olamazsın. Bakıyorum da sen böyle pek bir iyi anlaşmaya başladın Ateş'le. Ne oldu? Hani şirketi Ateş'e bırakmıyordun. Bırakmadım ki. Hala, ben yönetim kurulu başkanıyım ya. Ateş gidiyor. Ateş gidiyor mu? Gidiyor tabii. İspanya'ya gidiyor. Ah! Bugün aldığım en güzel haber bu. Süper. Hala, hiç boşuna sevinme. Çünkü senin şirkette hala hissen yok. Ve benim de senin maşan olmaya hiç niyetim yok artık. Bana bak.
Sen çok çabuk unuttun buralara nasıl geldiğini. Ateş gider gitmez hemen beni şirkete geri alacaksın. Almayacağım. Hala almayacağım, evet. Ben de Ateş kadar öfkeliyim sana. Sen resmen annemin emekleriyle gelmişsin bugünlere. Öyle mi? O halde ben de hemen Ateş'i arayıp Orhan'la yaptığın anlaşmayı söylerim. O zaman hem şirketi hem de mahkemeyi kaybedersin. Hala o tek seferlik bir şeydi. Kapandı gitti. Kendi yaptığınla bir tutamazsın. Annem olmasa senin esamen okunmazmış moda dünyasında. Haddini bil. Tamam mı? Anlamadın galiba. Eğer beni hemen şirkete almazsan Ateş'i arıyorum ve o Orhan'la işbirliği yaptığını söylüyorum. Şirketi batırmak uğruna ajanlık yaptın. Unuttun mu? O zaman sen bu yönetim kurulu başkanlığını ancak rüyanda görürsün. Hı? Şimdi anladın mı? Uf hala ya, of. Ben baş edemiyorum ya seninle. Tamam, kabul. Bu kadar basit. Evet, o zaman mahkemede görüşürüz. Ay, çocukların en sevdiği pastaları aldım. Oo, çok seviyorlar meyveli pasta. Çocuklar! Ateş'in gitmesine bu kadar üzüleceğimi hiç düşünmezdim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke çiftlikten hiç ayrılmasaydık. Biz de yakında gidiyoruz buradan. Bu tasarım olayı patladı. Ters tepti. Ateş'le Leyla'nın arası bozuldu. Ateş tek başına gidecek şimdi İspanya'ya. Hadi ya. Herkes için mutsuz son diyorsun. Biz de galiba halam ve Umut abimle birlikte yaşamak zorundayız artık. Sen Umut abini pek sevmiyorsun galiba, değil mi? Yok, yani öyle değildi aslında ama artık ona da güvenmiyorum. Neden? O da halam gibi şirketi ele geçirmek için rakip şirketle işbirliği yapmış. Az önce konuşurlarken duydum. Oha, ne diyorsun ya? Hiç de böyle bir adama benzemiyor. Ben de hiç beklemezdim ondan böyle bir şey. Peki Ateş biliyor mu bunu? Sanmıyorum yani. Yönetim kurulu başkanlığını ona devretmiş çünkü. Bence bilse böyle yapmazdı. Yani bilmiyorum da gitmeye bilebilirdi Ateş. Öyle mi diyorsun? Ya söyleyeyim mi sence? Yani Ilgaz, bence denemeye değer. Bu insanlar bariz kötü, bunların yanında kalamazsınız. Haklısın. Barış, ben kapatıyorum. Aydos'la Barış'a bakacağım. Tamam, tamam canım. Oyun saati bitti dedim ama. Lütfen verir misiniz? Hayır, veremem. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Tabletimi aldı. Ya siz kimsiniz ya? Bu nasıl bir bakıcılık? Ben anlamıyorum çünkü. Biz sizi burada istemiyoruz. Ilgaz, ne oluyor yine? Biz bu kadını burada istemiyoruz. Gönül Hanım, yapacak bir şey kalmamış. Size veda ediyoruz. Emekleriniz için teşekkürler. Hadi. İyi misin sen? İstediğin kadar oyna. Bu ne ya? Ne saçmalık ya? Ilgaz, bir şey mi oldu? Az önce halam eve geldi. Umut abimle konuşurlarken duydum. Orhan diye bir adamla şirketi batırmak için işbirliği yapmış Umut abim. Bilmen gerekir diye düşündüm. Orhan mı dediler, emin misin? Evet, eminim. Yani konuşurlarken duydum. Senden gizledikleri de ortada. Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkürler Ilgaz. Ne yapacaksın? Döneceksin değil mi? Çünkü böyle bir şeye izin veremezsin. Yok Ilgaz, yapacak bir şey yok. Yani ben şirkete dönmeyeceğim artık. Sadece şirketle ilgili mi? Ya sadece iş mi? Bizi bu kötü insanlarla birlikte mi bırakacaksın? Ilgaz yapma. Yani benim gitmem gerekiyor.